Kıymetli meslektaşım, mevcut başkanın çözümsüz yaklaşımları, uzlaşma kültüründen yoksun olması, kavgacı bir ortam yaratması ve bitmek bilmeyen koltuk hırsından dolayı seyahat ajantalarımız sorunlarla baş başa kaldı. Verilen sözler unutuldu. Bu duruma var olan itirazınız aynı zamanda benim de itirazımdı. Bu durum karşısında sine-i millet dedik ve adım adım Anadolu'yu gezmeye başladık. Adaylık açıklamamızdan bugüne kadar 70 ilimizi ziyaret ettik. 4000'den fazla meslektaşımızla yüz yüze bir araya geldik. Gidemediğimiz diğer illerimizdeki meslektaşlarımızla online toplantılar yaptık. Güzel yurdumun güzel insanları, misafirperverliğinizi ve gönülden verdiğiniz desteği gördük. Mutlu olduk, onur duyduk, güç verdiniz. Türsab'ın 50. yılında 50 yıllık hayat birikimimle hep beraber yepyeni bir başlangıç yapacağız. Bizi biz eden ilkelerimiz ve değerlerimiz hep önceliğimiz olacak. Kişisel hırslar, mevki, makam, iktidar bizi biz olmaktan asla çıkaramayacaktır. 27 Kasım akşamı göreve geleceğiz. Ortak akıl doğrultusunda politikalar üreteceğiz ve bu doğrultuda kararlar alacağız. Sorunları biliyoruz, çözümlerini de. Eksik olan bir duruştu ve irade meselesiydi. Şükürler olsun ki dün dik duruşumuz vardı, bugün de. İhtiyaç duyulan o iradeyi ortaya koyduk, geliyoruz. Hiçbir meslektaşımız için uzak olmadık, olmayacağız. Genel kurulumuza sayılı günler kaldı. Sizleri sandığa davet ediyorum. Özgür ve özgün iradenizi sandığa yansıtmaya davet ediyorum. Bu seçim tek adamlık sistemi değil, ajantalar kazanacak. Bunun için şimdi tam zamanı diyoruz.